Herkese selamlar. Ben Gerçek Doğma. Bugün sizleri SynthMaster'da bir notaya basarak hem ritim hem de arpej seslerini aynı anda nasıl çalarsınız? Bu tarz arpejatörlerin ses tasarımını nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Bu tarz sesleri tasarlarken SynthMaster'da iki layer'ı birden kullanıyorum. Bir layer'ı melodik arpeje, diğer layer'ı ise davul loop'una ayırıyorum. Haydi başlayalım. Birinci olarak trompet sesi yapmakla başlıyorum. Trompet, hi-hat benzeri sesleri genelde noise waveform'u kullanarak yapıyorum. Osilatör 1'e noise waveform'u seçtim. Şimdi sesin ADSR envelope ile oynayarak trompet sesinin özelliklerini taklit etmeye çalışacağım. SynthMaster'da waveform'lara çok farklı algoritmalar uygulayabiliyorsunuz. Benim noise'mde şu anda low pass algoritması var. Ben de çok az bir şekilde waveform'a high cut yaparak sesi çok az baslaştırıyorum. Dik ve hızlı bir atak süresi ve az bir dikey süresi istiyorum. Sustain ve release parametreleri 0 yapacağım. Daha sonra ilk osilatörüme ayrı bir high pass filtresi uyguluyorum. Ufak bir rezonans verip uygun tonayı bulmaya çalışıyorum. Trompet için şimdi yeter diyelim. Bas davul için hazırlıklara başlayalım. Burada osilatör 2'ye geçiyorum. Birçok waveform'la bas davul yapabilirsiniz. Fakat ben sine wave kullanacağım. Ve buradaki tabii ki doğal olarak sine wave envelope'um trompet envelope ile aynı olacak. İkinci osilatörde ayrı olarak bir low pass filtresi uyguluyorum. Aradığım sesi bulana kadar tiz frekansları engelliyorum. Daha sonra sesin pitch'ini daha da düşürerek daha bir bas sese ulaşmayı planlıyorum. Burada Layer 2'nin pitch'ine ADSR modülasyonu yaparak sesi duyduğumuz süre içerisinde belli bir süreden sonra pitch'in giderek düşmesini istiyorum. Layer 2'nin pitch'ini Envelope 2 ile modüle ediyorum. Şimdi ritmimizi yazma zamanı. Osilatörlerin volüm parametrelerini key scaler ile modüle edeceğim. Ve klavye üzerinde bir alanda birinci osilatörün sesi kapalıyken ikinci osilatörün sesi açık olacak ve beşinci oktavdan sonra birinci osilatörün sesi açılıp ikinci osilatörün sesi kapanacak. Bu da bize iki sesi birden kullanma imkanı verecek. Bundan sonra sıra arpejiyatörü açıp ritmimizi yazmaya geliyor. Burada 4. oktavın do'suna bastığımda kick sesini diyorum ve 5. oktavın do sesine bastığımda trompet sesini diyorum. Artık iki tane ayrı sesi ayrı ayrı çalabiliyorum demek. Arpejiyatör presetlerinden dinamoyu seçiyorum. Ve ilk önce stepleri ayarlıyorum. 1-1 16'lık senkronizasyon ayarlı bu arpejiyatörde. Bu da her bir aralığın 16'lık notaya denk gelmesi demek. Buna göre bir ritim yazmaya başlayacağım. Burada ona önemli olan şey 4-4'lük bir ritim yazacaksanız aralık sayımız 4, 8, 16, 32 gibi rakamlara denk gelmeli. Bu bizim için önemli ritim yazarken. Burada tabii şimdi bir trompet sesimle birazcık daha oynayacağım ve ikinci layer'a geçeceğim. Artık melodi layer'ıma geçiyorum.
osilatörün voice parametrelerini 3'e getirerek üst üste 3 sesin çalınmasını sağlayacağım. Daha sonra Syncmaster Voices ayarlarında detune split parametresiyle oynayarak seslerin aralıklarındaki tüm farklarını açıyorum. Stereo split'te de sesin paningini dağıtarak daha dolgun bir ses yaratıyorum. Burada square waveform'u seçiyorum. Şimdi sırada bu sesin de arpejiyatörünü açarak bir melodi oluşturmakta. Şimdi iki layer'ı birden dinleyelim. Seslerin dengesine bakalım. Burada trompetin sesini birazcık daha açarak spektrumu daha belirgin hale getiriyorum. Şimdi daha iyi oldu. İşte size tek tuşla hem de ritim hem de melodi yapabileceğiniz bir ses preseti. Umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Sevgilerle.